Herkese tekrardan selamlar. Yeni bir Hong Kong serisiyle, daha doğrusu Hong Kong bölümüyle karşınızdayım. Bugün serimizin 3. bölümündeyiz. Geçen 2 bölümden sonra ben devletlerin, diğer devletlerle olan sınırlarındaki bu nasıl diyeyim, sınırların boyutunu birazcık daha büyüttüm. Gördüğünüz üzere daha belirgin duruyor ve daha siyah duruyor bu şekilde. Normalde 1 piksel boyutundaydı. Ben bunu 3 piksele çıkardım. Belki 2 piksele falan düşürebilirim. Bilmiyorum. Ya çünkü şöyle bir şey oluyor. Şöyle yakınlaştırdığınız zaman görüyorsunuz bu birleşme noktaları çok güzel gözükmüyor. Ama neyse çok da sıkıntı değil. Zaten genelde uzaktan bakacağımız için dediğim gibi çok fazla sıkıntı değil. Onun dışında biz geçen bölümde ne yapıyorduk? Geçen bölümde Papua Yeni Gine ile savaşa girmiştik. O Doğu Timur devleti vardı şurada. Ona bayağı benzettim ben. Nerede? Bayrağı birazcık benziyor. Yani çok da benzemiyor ama birazcık benziyor. Ve ben geçen bölümde burayı almak istediğimi söylemiştim. Şöyle baktığınız zaman ekonomik olarak 174 bin ekonomisi var. Aynı zamanda 700 bin nüfusu var. Yani bizim iki kat kadar güçlenmemize neden olacak. Bizim şu kadarcık topraktan elde ettiğimiz gelir ve nüfusun yaklaşık bir bu kadar daha sahip olmuş olacağız. O devleti elimize geçirdiğimiz zaman. Toprak olarak büyük ama yani toprakların değeri o kadar da iyi değil. Ama en azından ne olacak? Hani bu coğrafyada bizim nasıl diyeyim güçlü bir devlet olduğumuzu görebilecekler. Yani şöyle haritaya bakan biri bizi Hong Kong olarak yani şöyle ufacık küçücük topraklarda görebiliyor. Ama biz Papua Yeni Gine'yi aldığımız zaman insanlar ne diyecek? Bu devlet büyük bir devlet diyecek. Hani en azından haritada gözükebileceğiz, onu demek istiyorum. Papua Yeni Gine'yi aldıktan sonra Endonezya ile sınırımız olacak bu arada. O yüzden Endonezya ile de biraz ilişkilerimizi şimdiden geliştirelim. Şimdi Papua Yeni Gine için en azından bir 70 bin kişilik ordu hazırlamamız lazım. Öncelikle şöyle tam asimile olmamış bir toprak varmış. Orayı da asimile edelim. Ondan sonra Hindistan'la ilişkilerimizi geliştirelim. Aynı zamanda Çin'le de birazcık geliştirelim. Çin'e aslında ben saldırmak istiyordum. Zaten siz de biliyorsunuz. İlk bölümlerde hedefimiz zaten Çin'e saldırmaktı ama şu an bilmiyorum. Çin hala güçlü bir devlet şöyle baktığın zaman. O yüzden Hindistan Çin'i yenene kadar bir şey yapmayacağım. Bu arada Papua Yeni Gine bana çıkartma attı. Ve en değerli ikinci toprağıma çıkarmadı. 15 bin kişilik bir orduyla saldırmış. Bu güzel olmadı. Şimdi şöyle yapalım. Buradan çok asker basmak istemiyorum. Çünkü orası değerli bir toprak. Şöyle yapalım. Asker alma yapalım. Şuradan yetiştir kısmından 6 bin asker basalım. Asker alma deyip 3 bin asker basıp onu buraya gönderelim. Şöyle yaptığım zaman yine aldı başkentimizi. Ama ben şimdi geri alacağız diye umuyorum. Aynen aldık düşündüğüm gibi. Şimdi oraya daha gönderiyorlar. O zaman bizim askerler burada kalsın. Tamam. Biraz askerimiz orada kalsın. Biz şimdi biraz çıkartmalara önleyelim. Çünkü birazcık para biriktirmemiz lazım. 70 bin ordu için en az bir 350 bin civarında altına ihtiyacımız var. Bundan dolayı birazcık para biriktireceğiz. Gelen araştırma puanlarını, teknoloji puanlarını da araştırmaya verelim. Orada 2043 yılına girdik. Endonezya Hindistan'a girmiş. Amerika Hindistan'a girmiş. Bayağı garip garip şeyler oluyor. Oo, dünya karışmış burada. Dünya bayağı bir karışmış. Neyse şu anlık çok şey değil de Amerika ne alaka ben onu anlamadım. Yani Amerika ta Hindistan'a niye girdi ben de bilmiyorum. Endonezya girdi, o birazcık kötü olmuş. Çünkü Endonezya daha da güçleniyor. Gerçi yani Hindistan'ın bölünmesi daha iyi olur. Çünkü ben Hindistan'dan da toprak alacaksam almayı hedefliyorum. Yani zor olurdu. Sadece Hindistan'ın tek bir devlet olması. Şu an bölündüğü zaman Hindistan'dan toprak almak daha da kolaylaşacak. O yüzden aslında iyi bir şey diyebiliriz. Bu arada bu Papua Yeni Gine'yi aldığımız zaman askerlerimizi hep oradan basacağız. Yani ne demek istiyorum? Buradaki topraklarımızdan asker basmak yerine oradaki topraklarımızdan asker basacağız. Çünkü buradaki ekonomilerin düşmesini istemiyorum. Sadece şimdi oraya girmek için birazcık asker ihtiyacımız var. Ona da maalesef hala sahip değiliz. Şöyle askerleri şuraya gönderelim. Gerçi şurada kalsınlar da. Çıkartma çıkana kadar. Sürekli çıkartma gönderiyorlar. Bu da iyi değil. Bak gördüğünüz üzere 12 bin kişi daha gitti. Bakalım kaç asker kaybetmişiz. 50 bin 50 bin. Yani şu an Papua Yeni Gine'nin çok ekonomisi kalmamış da olabilir. Ama bilmiyorum. Yine en azından bir 30-40 bin kişilik bir ordu bassak ondan sonra gitsek iyi olur diyecektim. Ve tekrar saldırdılar. Şimdi askerleri çok fazla kalmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden tüm paramla asker basıyorum ve hemen saldırıya geçiyorum. Daha fazla beklemenin bence bir anlamı yok. Tüm askerlerimizi burada biriktiriyoruz. Bu arada orada liman yokmuş ama neyse. Ve askerlerimizi hemen şöyle başkentinin yanındaki toprağa gönderiyoruz.
Başkente göndermeyeceğim. Başkente büyük bir savunma olabilir. Ondan dolayı başkente göndermedim. Başkente ben 1500 kişilik ordu gönderiyorum. Adamlar orada bizi bayağı bir yok etti. Bu arada ekonomileri bayağı yani 10 bin civarında azalmış. Nüfusları da 50 bin civarında azalmış. İkimiz de 95 bin civarında ordu kaybettik. Ve sonuç olarak ikimiz de hiçbir şey kazanamadık. Bu savaşı bitirmek iyi olabilir aslında ama bilmiyorum. Ya o kadar savaştık, 96 bin asker kaybettik. En azından 1-2 tane toprak almadan bırakmak istemiyorum. O yüzden birazcık daha asker basacağım. Birazcık daha asker basacağım. Ondan sonra en azından 1-2 toprak alacağım. Hani en azından savaştan bir şey elde edelim. Ya bu kadar kayıp verdik. En azından bir şeyler alalım ki hani o kayıplara bir nebze nasıl diyeyim? Karşılık olsun. Anlıyor musunuz? Şu toprağı alalım. Şuradan bir yayılalım. Bize karşı güçlü bir şekilde saldırmaya başladıkları anda barış anlaşması teklif ederiz. Şu an ilerleyebiliyoruz. O yüzden ilerleyelim. Tamamdır. Bence şimdi barış anlaşması imza edebiliriz. Biraz daha ilerlersek ki ilerleyemeyiz. Adamlar bayağı bir güçlenecek gibi. O yüzden hemen barış anlaşması ilan şey yapacağım. Göndereceğim. Şöyle 3 toprağı bana versen şimdilik yeterdir. Tamam. Topraklar bayağı değersiz. 4000 ekonomi kazanmışız. Bir de 30 bin nüfus. Ama en azından nasıl diyeyim Papua Yeni Gine'den toprak almış olduk. Hiç yoktan bence iyidir. Yani hiçbir şey almadan barış yapmak yerine en azından birazcık bir şey almışız. Yani o yüzden çok da sıkıntı değil. Şimdi bizim askerimiz kaldı mı burada? Var. Bir 3000 civarında askerimiz var. Bunları hemen silelim. Onun dışında şu 3 toprağı asimile edelim ve birazcık nüfus ve mallar yatırımı yapalım. Onun dışında saldırabileceğimiz hedeflere bakalım. Ayrıca Çin'e ne olmuş bir bakalım. Çin geri dönmüş. Rusya'yla savaşa girmiş. Selkuklar diye bir devlet kurulmuş burada. Oo bayağı garip şeyler olmuş ya. Bu ne? Hindistan. Bayağı her yer karışmış. Aslında var ya biz de Hindistan'a saldırabiliriz. Şuradaki topraklar hem değerli hem de benim sınırlarıma yakın olan topraklar. O yüzden buralara saldırmak aslında güzel olabilir. Bir bakalım. Biraz para biriktirelim. Eğer buraya kimse almazsa biz alabiliriz. Myanmar. Bakalım. Belki terk ederler. Terk edemiyorlar. Kötü oldu. Hindistan. Nerede? Barış yapsın da bakalım ne kadar bir toprağa kalacak. Ya buralarda şimdi isyanlar çıkar. Bir sürü savaş olduğu için. Bu isyanlardan sonra çıkan devletler güçsüz olur. Biz de o devletleri alabiliriz. Ha Hindistan tekrar geldi buraya. Tamam. Ya hiç yoktan şuradaki birkaç tane toprağı alsak bence güzel olur. Şöyle burada liman yokmuş bu arada. Hemen liman yapalım. Şu topraklarda hemen basabildiğimiz kadar ordu basalım. Umarım başka bir devlet saldırmaz. Hemen saldırıyorum. Savaş ilan etmedik ki. Bir daha bakalım ne kadar güçleri var. Çok güçleri yok şu anda. Tam savaşı ilan etmeye hazır. O yüzden hemen saldırıyorum. Tamamdır. Girdik. Ne kadar toprak alırsak kârdır. Şöyle şu. Bölelim. 3'e bölelim. Öyle hepsini gönderelim. Tamamdır. Şuraya azıcık bir ordu gönder. Şöyle ilerle. Şu Myanmar'ın aldığı 3 toprak da bizim olsa güzel olurdu ama şu an oradan çekilmiyor gibiler. Bu da kötü. Biraz bekleyelim. Belki yenilirler. Bilmiyorum. Şöyle yapabiliriz. 9000 burada kalsın. Şunun belli bir kısmı oraya gitsin. Şu 3000 şuraya gitsin. Ama burada liman yok değil mi? O yüzden bir liman da inşa edemiyoruz. Bu biraz kötü oldu. O zaman artıya çıkmak için biraz ordu sileceğiz. Şöyle 10.000 ordu silsek. Hala çok fazla. Şu hatta var ya biz barış teklif edelim. Şimdilik alabildiğimiz kadar toprak aldık. Gerekirse bir kere daha savaş ilan ederiz. Şöyle bir toprak ya da şöyle bir şey. Yani hiç yoktan iyidir. Şu 6 yıldızlı toprak yerine şuradan birkaç tane daha toprak alabiliriz aslında. Böyle bir şey. Şu 3 toprak olsa güzel olurdu da. Neyse. Şöyle. Şuraya da verirsek böyle bir şey oluyor. O zaman sınır güzel durmuyor. Şöyle yapsak. Ekran gitti niyeyse. Ha. Yani. Tamam ya. Fena değil. Şöyle bir şey gönderebiliriz. Kabul edeceklerdir. Etmediler. Cidden mi? Oo bak bu kötü oldu. Hindistan'ın şurada birazcık toprağı var. Oradan toprak alırsak güzel olabilir. Ama liman yok. Sıkıntı orada işte. Şu 10 bin askeri daha silelim. Bana acilen bir liman lazım.
Borç alsak acaba şey yapabilir miyiz? Şöyle ne kadar borç alabiliyoruz? Yok, borçlu adam akıllı alamıyoruz. Daha fazla asker silersek de bu toprakları kaybederiz. Ama başka çaremiz de yok. O yüzden bunları da sileceğim. Tamam, artıya çıktık en azından. Şöyle biraz tur atlayalım bakalım. %94'ü alınmış. Şöyle bir şey göndereceğim. Ah, tamam, kabul ettiler. Toplamda bakalım ne kadar bir şey almışız. Yani şu toprak biraz değerli. 3000 ekonomisi var. 66.000 nüfusu var. Burası 10.000 nüfusu olan, şey ekonomisi olan. Ya fena değil diyebileceğimiz topraklar aldık. Yani çok fazla asker kaybetmedik. Bunun karşılığında idare edebilir diyeceğimiz topraklar aldık. En azından sınırlarımızı büyüttük. Şöyle baktığın zaman olabildiğince bence genişledik ya. Yani hiç yoktan iyidir. Birazcık daha tur atlayalım da. Bu arada Hindistan da geri döndü. İlişkilerimizi geliştirelim. Hindistan kazanabilir. Şuradaki asiler başarılı olsaydı buradan şey yapardık. Papa yine bana yine mi savaş ilan etti? Oo, bir de ne de bize savaş açmış? Yeni Kaledonya. Bu nerede devlet? Şurada bir yerdeydi sanırım. Şu an ekran gitti tekrar. Şu. Aynen değil mi? 3 tane eyaleti var. Ta şurada. Bir tanesi. Bir tanesi şurada. 23.000 ekonomisi. Ya bu devletle çok savaşmak istemiyorum. Barış göndereceğim. Kabul etmezlerse savaşacağız artık. Yapacak bir şey yok. Papua Yeni Güney'de yani şu anlık savaşmak istemediğim için o iki toprağı alsın. Geri kalan toprağı bana versin yeter diyecektim ama kabul etmediler. Yine bize çıkartma atacaklar. Neyse sıkıntı değil. Şu aldığımız toprakları asimile etseydik iyiydi ama. Umarım oraya tekrar saldırmazlar ya. Bu Papua Yeni Güney'de bu topraklarımıza saldırmaz umarım. Bu arada hemen paramız varken şuraya liman yapalım. Çünkü bir sıkıntı olursa buradan asker falan gönderemiyoruz. O yüzden buralara liman yapmamız önemli. Ve ben bu topraklara bayağı bir yatırım da yapacağım. Yani Hindistan'dan aldığımız bu topraklar değerli topraklar. Buralara yatırım falan da yapacağız zaman içerisinde. Şimdi Hindistan'la barış yapmış mı Myanmar? Yapmamış. Şu Hindistan bir kere daha savaş açık var ya şu alttaki toprakları da alsak çok güzel olur ama şu anlık biraz zor. Biz yine de bu arada bu devletlerle ilişkilerimizi arttıralım. Her devletle de ilişkimizi arttıralım. Burada hangi devlet başarılı olur şu anlık bilmiyoruz. Bu arada Bangladeş ekonomisi bayağı fazla olan bir devlet. Onun dışında nüfus açısından eşitiz. Ya yine saldırdı. Geldi adamlar. Şimdi buralar asimli olduysa buradan basalım asker. Başarılı olmamış. Ve 10.000 asker basacağım. Çok fazla basmayacağım. Şöyle hepsini alsın. Bana saldırsın. Ben burada savunma yapacağım. Tamam. Şimdi çok fazla askeri kalmadığı için hemen bizden aldığı toprakları geri alıyorum. Sadece 10.000 askerle hepsini yok etmiş olduk. Şuraya gönderelim ve şuraya bir ikmal kampı falan inşa edelim. Genelde buraya saldırıyorlar. Ayrıca kale falan da inşa edelim. Böyle bir 20.000 altında da hemen bir kale inşa edelim. Bu devlet hemen bir barış anlaşması imzalayalım. Papua Yeni Gine'yle de şu an savaşmak işimize gelmez. O bir tane toprağı bana bıraksın. Diğer iki toprağı alabilir. Aynen şu alttaki değerli toprağı bana bırak. Diğerlerini alabilirsin. Tamamdır, kabul etti. Papua Yeni Gine'yle zaman içerisinde savaşırız tekrardan. Ama şu anlık savaşmamız bizim için daha kötü olur. Bundan dolayı barış yapmamız bence daha mantıklı. Bu arada topraklar neredeyse asimile olmuş. Şunlar hastalıklı olan topraklar büyük ihtimal. Şimdi şöyle birazcık nüfus mu ekonomi yatırımı mı yapsak ne yapsak? Birazcık aslında nüfus yatırımı yapsak daha iyi olur. Şöyle bir nüfus haritasını açalım. Nüfus yatırımı yapsak ne kadar nüfus geliyor? Azalıyor bile çünkü hastalık var. Yatırım yapmamıza rağmen azalıyor çünkü hastalık var. Yani çok fazla artmıyor maalesef. O birazcık kötüymüş. Yani düşündüğümden çok daha az artıyor. Gerçi her turda 1000-2000 civarında nüfus geliyor ya. Fena değil yine. Şu elimizdeki para bitene kadar en azından yapalım. Tamamdır. Böyle hemen geri yapalım. Bizim birazcık o zaman ne yapmamız lazım? Fethi yapmamız lazım. Çünkü ekonomik yatırım da yapsak, nüfus da yapsak gelirimiz çok fazla artmıyor. Bu yüzden bizim daha çok savaşmamız lazım. Yani şu an 20 eyalete çıktık. Şöyle birazcık güçlenip Malezya gibi bir devleti falan savaş açsak baya güzel olacak. Şu büyük devletlerin savaşı bitse aslında. Bu arada Myanmar barış yapmış. Büyük devletlerin savaşı bitse biz buradan kendi payımıza düşen şeyi alsak güzel olabilir. Ama şu anlık onlara dalmamız bizim için kötü olur. O yüzden biz bence birazcık daha para biriktirip öncelikle şu Papua Yeni Gine devletini aradan bir çıkartalım. Bence evet hedefimiz bu olsun. O yüzden olabildiğince para biriktireceğim ve ondan sonra çok büyük bir ordu basıp burada bu arada
Asimile sıkıntısı var. Çok büyük bir ordu basıp bu orduyla beraber Papua Yeni Gine'nin tamamını topraklarıma katacağım. Bu arada bu seride gördüğünüz üzere daha 3. bölümdeyiz ama hala çok güçlü bir devlet değiliz. Ve bence böyle devletlerle oynamak daha eğlenceli oluyor. Yani çünkü yenilebiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Çok güçlü olduğunuz zaman ne bileyim çok eğlenceli olmuyor bence. Tamamdır. Tamam. Bence gayet güzel bir ordu basabilecek kadar para biriktirdik. Şu Hindistan'dan yeni aldığımız topraklardan basacağım. Yani bu topraklar değerli ama yani illaki bir yerden basmamız lazım. Şu Sri Lanka adasından basacağımıza buradan basmamız bence daha mantıklı. Böyle 50 bin civarında ordu bastık. Bu bence yeterli olabilir bu arada. Şöyle buradan da 3 bin ordu basıp ayrıca buraya liman ve kale inşa edeceğim. Bir de gözetleme kulesi inşa edersek bayağı güzel olur. Tamamdır. Şimdi hemen Papua Yeni Gine'ye savaş ilan ediyorum. Bize saldırsınlar birkaç tur. Savunma da bekleyelim. Toplamda 30 bin asker kaybetti. Tamam. Şu an hiç askeri kalmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden direkt saldıracağım ve tüm topraklarını alacağız. Aynen. Düşündüğüm gibi. Neredeyse hiç askeri kalmamış. Çok az küçücük ordularla saldırıyor. Şöyle başkente de girelim. Aynen. Tam düşündüğüm gibi. Şuradaki adalara da asker gönderelim. Kaç tane ada var burada? Şu da farklı bir ada sanırım. Oraya asker göndermedik. Onu da şunu gönderelim. Tamamdır. Tüm Papua Yeni Gine topraklarını aldık. Hepsini toprağımıza katabiliyor muyuz? Maalesef katamıyoruz. Ama şöyle şu adaları da alalım. Büyük bir çoğunluğunu alabiliyoruz. Aynen. Adaları alalım. Adaya bir daha asker göndermek istemiyorum. Bu şekilde bence güzel ya. Bir tane daha savaş yaparsak şuradaki toprakları da alırız. Bu arada ekonominin çoğu buradaymış. Ama bence buna bir sonraki bölümde devam edelim. Çünkü bu bölümlük bence gayet güzel bir şekilde geliştik. Şöyle baktığın zaman Hong Kong olarak bence gayet güzel geliştik. Diğer bölümde zaten gelişmelerimize devam edeceğiz. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.